İkincisi de tedavi hekimlik. Yani tedavi edici, iyileştirici hekimlik. Asıl olan hekimlikte insanların, toplumda yaşayan insanların çocuğundan büyüğüne, kadınından erkeğine sağlıklı bir bünye, sağlıklı bir kafa yapısına, kafaya sahip olmasını sağlamaktır. Bu dengeli beslenmeyle gerçekleşir. Bu uyku saatlerine dikkat etmekle gerçekleşir. Bu işte ceryanda kalmamaya, soğuğa, sıcağa, öteye, beriye, velhasıl vücudun yapısına uygun kurallara riayet etmekle gerçekleşir. Buna riayet etmeyen toplumlarda hastanelerin önünde kuyruklar oluşur. Doktorlar da hastaneler de uğraşmakla yetişemez hale gelir. Dolayısıyla ne kadar hastane açsanız, ne kadar yeni doktor mezun etseniz sonuç olarak yetişemezsiniz ve insanlar, hastalar da perişan olur. Hatta hastane gezerken ölür. Doktorlar da sabah akşam çalıştığı halde perişan olur çünkü bakamayacağı kadar nispette hastayla karşı karşıya kalır. Sağlıklı bir sağlık politikası, yani düzgün bir sağlık politikası takip etmek isteyen devletler mutlak surette, aklı başında davranmak suretiyle koruyucu hekimliğe öncelik tanımalıdırlar. Yani ülke insanının dengeli beslenmesini sağlamaya, sağlıklı bir vücut ve ruh yapısı bulunan insanların bulunabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almalıdır. Bu konuda halkı bilgilendirmelidir. Bu konuda halka gereken gıdayı temin edecek imkanları, ortamı hazırlamalı. Velhasıl bu konuyla ilgili, yani sağlıklı insanların, bedenen sağlıklı olan insanların büyük çoğunlukla bulunmasını sağlamaya yönelik davranışlar sergilemelidir. Politikalar yürütmelidir. Buna rağmen, yani koruyucu hekimlik adına yapılacak bütün tedbirleri almaya rağmen şu veya bu şekilde ruh ve beden sağlığından kaybedenleri o hale geldi, hastalandı diye götürüp bir çukura atacak haliniz yoktur. İster istemez tedavisi için, yani o hastalıktan onu kurtarmaya çalışmak için çalışırsınız, uğraşırsınız. Buna rağmen hasta olan olursa bunları tedavi etmek için de hemen çukura atıp üstünü örtecek haliniz yok. Tedavi edip yeniden sağlığına kavuşturmaya çalışırsınız. Çalışmalıdır bir devlet. İşte bunun için de doktorlar, tedavi edici doktorlar, tedaviyi koruyucu doktor değil, artık tedavi edici tıpta ve onun elemanlarına ihtiyaç hasılmış. Onunla ilgili hastanelere, cihazlara, işte röntgenlere, bilmem ne cihazları falan filan, yani bunlara ihtiyaç duyuyor. Her türlü tedbirinize rağmen hasta olanları da tedavi edici hekimlik adına elinizde bulunan malzeme ve elemanlarına tedavi ederek topluma sağlığına yeniden kavuşturulmuş insanlar olarak yeniden döndürürsünüz ailesine, toplumuna filan. İşte tıpta sağlık nasıl böyle iki ana ilke üzerinde, iki ana kategoride mütalaa edilirse, içtimai, toplumsal sağlığın sağlanması açısından da bu iki açıdan bakmak zorunluluğu, iki ana kategoride konuyu bölümde incelemek zorunluluğu vardır. Bir toplum, fikri sağlık, fikri, yani ruhi dengesinin yerinde olması ve fikri sağlığının yerinde olması için sağlam fikirlerle, doğru fikirlerle donatılmaya çalışılmalıdır devlet politikası olarak. İnsanlara neler düşündüğünüzü öğretmekten ziyade nasıl düşünüleceğini öğretmeye çalışmakla insanların her birini her gün bir balık sadaka verdiğiniz insan olmaktan çıkarıp balık tutmayı öğretme suretiyle herkesi balık tutar hale getirme politikası takip edilmelidir. Bütün bunlara rağmen
toplumun fikri sağlığının yerli yerince yerleşmesi ve mürüvvetinin görülmesi için alınacak bütün tedbirlere rağmen şayet hala anlamayan, hala fikri sağlık nedir, bunun için alınan tedbirler nedir, nasıl riayet edilire dikkat etmeyen, lafa kulak yerine omuz veren bu konudaki laflara, insanlar fikri bakımdan hastalanmış, hasta ya da mecalsiz, zaafa düşmüş insanlar olarak görülmeli ve ondan sonra da bunların tedavisi cihetine giderek yeniden ailelerine ve topluma kazandırmaya çalışılmalıdır. Fakat asıl olan nedir? Nasıl fiziki tıpta asıl olan koruyucu hekimlikse, yani gürbüz nesiller beden ve ruh sağlığı bakımından gürbüz nesiller elde etmek için dengeli beslenme, muntazam yaşam bilmem ne öncelikli ise, içtimai tıpta da yani toplumsal tıpta, sosyal tıpta da buna riayet etmek o ülkeye çok az kayıp kayıp verdirir, rizikosu az olur ve büyük kazançlar elde ettirir. Bunun için okullarında, radyolarında, televizyonlarında, gazetelerinde, dergilerinde, kitaplarında yani insanların fikri bakımından beslendiği kaynaklarını sağlıklı bilgilerle doldurur. Ana ilke olarak da neler düşündüğünüzü anlatmaktan ziyade nasıl düşünüleceğini öğretirseniz, bu esasa oturtursanız eğitim politikasını, o ülkenin insanlarının fikri bakımdan hastalanmasının ve kıran girmesinin önüne geçmiş olursunuz. Yani büyük çapta sağlıklı düşünen, düşünmesini bilen, karşılaştıkları zorlukları düşünmeyi öğrendiği için düşünerek çözen insanlar üretirsiniz. Böylesi bir toplumda binlerce insanın, milyonlarca insanın bu seviyede bulunduğu bir toplumun da aşağılarda kalması mümkün değildir. Alır, yukarı kaldırır düşünmesini bilen insanlar o toplumu topuyla düşünemeyenleri bilir, düşünemeyenleri ile birlikte alır, yukarı kaldırır. Tıpkı batmış bir denizaltının içerisine büyük kompresörlerle hava basıldığı takdirde, yeterli hava basıldığı takdirde nasıl o denizaltı battığı yerden suyun yüzüne çıkar ise, düşük bulunduğu yerden toplum da daha yükseğe bu surette çıkar. Buna rağmen dediğim gibi, buna rağmen şayet fikri bakımdan hastalananlar, gerekli sağlığa kavuşamayan, düşünmesini öğrenemeyen, düşünce nedir onu anlamayanlarınız olacaktır toplumda, olanlarımız olacaktır. İnsan hali bu, insanlar tarağın dişleri gibi değil, akliyet, beceri, kavrayış, anlayış bakımından. O zaman da onları tedavi etmek için daha özel eğitimler, daha yoğun eğitimler, onları da hani sakatları da topluma kazandırmak, hastaları da işte sağlığına kavuşturmak için gösterilen tedavi edici içtimai doktorluk gündeme gelir. Bir toplumun kalkınması şu şekilde tanımlanır. Kalkınma kısaca bir şahsın veya toplumun kalkınması kısaca fikri seviyenin yükselmesi demektir. Fikri seviyenin yükselmesi demek, eşyanın tabiatını gerçeğine uygun olarak algılayabilme ve gerçeğine uygun hüküm verebilme düzeyine erişmek demektir. Eşyanın tabiatını bu şekilde gerçeğine uygun olarak kavrayabilen insanların, şahsen kalkınmış insanlar, böylesi insanların hakim olduğu topluma da kalkınmış toplumlar denilir ki, bu hale gelen insanların hakim olduğu toplumda ne geçim standardı düşük olur, ne teknikte bir düşüklük, gerilik kalır, ne tıpta gerilik kalır. Yani her alanda fikri seviyesi yükselen insanlar içinde bulunduğu toplumu tıpkı basılan havanın denizaltının her kesiminde aynı nispette olması halinde bir ucunu değil de tümüyle suyun yüzüne çıkardığı gibi, bu seviyeye gelen kişiler toplumu alır,
bulunduğu yerlerden daha yukarılara çıkarır. O topluma da artık yetişecek, o toplumla yarışacak, o toplumu geride bırakacak kimse de kalmaz. Biz inanıyoruz ki, düşünüyoruz ve sonuçta inanıyoruz, muhakeme ediyoruz ve ondan sonra doğruluğuna kani oluyoruz ki, inanmak zaten emin olmak, iman etmek, emin olmak demektir. Emin olmak hiçbir şüphe bırakmamak demektir. Daha evvel konuştuk. Biz inanıyoruz ki, bir toplumu içtimai açıdan, toplumsal açıdan sağlıklı yapacak dengeli fikri beslenme ancak insan fıtratına ve eşyanın tabiatına uygun olan Allah'ın bildirdiği kurallarla mümkündür. Onun bildirdiği kurallar fikri nasıl gıda değeri fikri açıdan gıda değeri en yüksek olan kendisi gibi yüksek değerde başka fikri gıda bulunmayan yükseklikte fikirler. Dolayısıyla nasıl gıda değeri yüksek şeylerle beslenen insan gürbüz sağlıklı olur ve vücudun ihtiyaç duyduğu her şeyi alması halinde de herhangi bir arıza bir şeyi kalmazsa, yani ne nispetle proteine ihtiyacı var tıbbi açıdan söylüyorum, ne kadar magnezyum tuzlarına, yok kalsiyuma, sodyuma, proteine filan filan ihtiyacı var. Onun gibi her şey hakkında, yalnız Kur'an'daki ayet değil, işte fizikle ilgili kuralları da bilmek, coğrafya nedir bilmek, efendim iklim nedir tanımak, tabii bütün bunları gerçeğine uygun olarak anlamak, kavramak olarak söylüyorum. Bu, o insanın dengeli beslenmesini sağlar. İslam'ı anlamak demek, Kur'an'ı anlamak demek değildir. Çünkü Allah'ın bütün ayetleri Kur'an'a hapsolmuş değildir. O ayetlerden sayılabilir miktarı Kur'an'dayken sayamayacağımız kadarı Kur'an'ın dışında işte şu ayet ağaç da bir ayet, şuradaki inek de bir ayet, şuradaki dana da bir ayet. Yani çer, çöp, karınca, böcük, yani ne görüyorsanız, gök ayet, denizde yüzen gemiler ayet, yüzdürülen, gece bir ayet, gündüz başka bir ayet. Dolayısıyla ayetleri anlamak demek hepsini anlamak demek. Yani hem Kur'an'dakileri hem de Kur'an dışındaki ayetleri. Çünkü Kur'an'a girmemiş ayetler Allah'ın değil. Allah'ın, yani onlar da Allah'ın varlığına işaret eden şeyler demek. Ayet işaret anlamına gelir. Dolayısıyla komple anlarsanız eşyayı tabiatına uygun ve insanı da fıtratına uygun olarak anlamış kavramış olursunuz. Başka türlüsü mümkün değil. Aksi takdirde tahterevalli gibi şöyle bir şeyin şurasına ağırlık koyarsanız ne olur? Burası yere düşer, burası havaya kalkar. Burası daha ağır olursa burası yerde, burası havaya kalkar. Biz ne burayı dengesiz bir şekilde, ne burayı değil. Hepsini havaya kaldırmak olmalı. Yani toplumda bir kesim yaşam standartından düşünce üstünlüğüne kadar yukarılarda ama öbür kesim kaya boyusu kadar derinlerde. Öyle bir toplum sağlıklı bir toplum sayılmaz. Dengeli fikri beslenmeden geçen bir toplum asla sayılmaz. Bunun için İnsanların çobanına, mühendisine, rençberine, amelesine, hukukçusuna, matematikçisine, işçisine, dişçisine, kadınına, erkeğine, tümüne bir bütün gözüyle bakıp hepsinin, doğruların hepsine layık olduğunu, insanlar doğrulara layıktır diye düşünerek hepsine bunları arz etmek gerektiği ne inanmak lazım. Sunarsınız, filan adam mühendis olmuştur. Bütün aklını ona yormuş, o mektebi bitirmiş olmuştur ama filan adam da imkansızlıktan işte amelelik yapar durumdadır, okuyamamıştır, ailesinin parası yoktur, babası küçükken ölmüştür ve ilahir. Ama bu okuyamamış, ilkokul diploması da alamamış demek, o akılsız demek anlamına gelmez. Ben cezaevinde öyle hırsızlar tanıdım, inanın onların becerisi kadar, becerikli olan dışarıda çok az insan görmüştür. Peki niye abi, niyesi şu yani belli ki
bir aile ortamı yok, belki babası annesinden boşanmış, belki bunu evden kovmuş, analık bir şey olmuş, bir şey olmuş, köprü altında yaşamış, işte hırsıza ite burada yem olmuş derken onların ahlakıyla ahlaklanmış da böyle. Yoksa bir fırsat bulup da bir okul okusaydı inan senden de benden de iyi dereceyle diploma alır. Böyle zehir gibi adamlar görmüş. Üç kağıtçı, dolayı, ondan gelmiş. Anlamak? Yani aptal olduğundan değil. Zaten aptal adam bir hırsızlık yapamaz. Çünkü hırsızlık beceri ister. Kabiliyet ister. Bir denesin de görsün bir aptal. Daha ilk işinde yakayı ele ver. Ya öbürü kaç iş yapıyor? Kolay kolay vermiyor yani. 22 işinden sonra bile. Demek istediğim şu. Mesele insanların hepsine doğruları sunmak, kadını erkeğiyle, tahsilli tahsilsizliğiyle, yaşlısı genciyle, artık ne diyelim, esnafı mühendisi, bilmem şusu busu, hepsini saymaya lüzum yok, askeri, sivili. Efendim, ve onlar içerisindeki akıllılara birinci derecede ilgisini sağlamaya çalışmak lazım. Belli ki bir yayın yapmaya başladığın zaman radyoyla örneğin, radyosu güçlü, yani algılama gücü fazla olan, takati fazla, kalitesi üstün olan radyo daha kolay çekerken uydurup cızdır bir radyo, bakıyorsun senin aldığın, senin radyonun aldığı istasyonu pek almıyor. Yani illa dibine kadar giderse alıyor. Mesela. İnsanların algılamasında da böylesi farklar var. Ama herkese arz ettiniz mi ne olacak? Akliyeti, kavrayışı, düşünce seviyesi bunlarla daha evvel kulak verecekler. Doğrusu, dolayısıyla ikinci derecede olanlar ondan sonra, üçüncü derecede ondan sonra derken bir piramidal yapıyla toplum sağlıklı düşünen, sağlıklı ruh yapısına sahip insanların yönetiminde olacak. Öylesine yönetilen bir ülkede de kimsenin, vatandaşın en halsizinden en hallisine kadar kimsenin sırtı yere gelmez, kimseye zulmedilmez, kimseye kötü davranılmaz, kimseye adaletsiz olunmaz, zalim olunmaz ve ilahi. Kimseye derken, peygamberin yaşadığı günde bile insanların içinden hırsızlık yapanı çıkmış, zina edeni çıkmış, bilmem vuranı çıkmış, kıranı çıkmış, çıkacak. Ama bunlar o kadar az olacaktır ki, işte keyfe keder diye bir şoförlük tabiri var ya hani. Motor değil, şanzıman değil, fren değil, bilmem ne de işte efendim. Aynanın ucu biraz eğilmiş. Gösteriyor mu gösteriyor, kırılmış mı kırılmamış. Tamam, o zaman o eğiklik fazla bir şey ifade etmez. Yani seni yoldan alıkoymaz. Veya çamurluk biraz çizilmiş. Keyfe keder derler ya şoför bilimde. Onlar pek önemli değil. Ama şanzımandaki bir arıza nasıl olur da önemli olmaz? Çünkü hiçbir yere gidemezsiniz bozuk şanzımanla. Yanmış motorla da gidemezsiniz. Balatasız frenle de bir yere gidemezsiniz. Çünkü tutmaz, yeri gelecek yolda önüne inek çıktı, frene basacak, balata yok. Veya patlamış havalı fren, Allah! Artık aç kapıyı atlayabilirsen dışarı atla. Böyle. İşte bu anlatmaya çalıştığımız şey, hekimlik derken, tıptaki hekimlikten örnek verirken ne demek istedik, onu açıklama gereği duyduk ve anlattık ise bizim konumuza, bize taalluk eden, işlediğimiz konulara taalluk eden kısmı neydi? İçtimai hekimlik, sosyal hekimlik, toplumsal hekimlik. Bunu da iki kısımda mütalaa ettik ve asıl olan ve ağırlıklı olması gerekenin birinci kısım.
yani toplumun, toplumda bulunan insanların düşünmesini, öğrenmesini sağlayacak şekilde eğitim görmesi, Allah'ın Kur'an'daki ayetlerinden Kur'an'ın dışındaki ayetlerine kadar her şeyi komple ona ait olduğu için anlamaya çalışması, kavramaya çalışmasıyla bir adam daha iyi namaz kılabildiği gibi öbür taraftan fiziği de daha iyi bilir, öbür taraftan coğrafyadan da daha iyi haberdar olur. Değil mi? Gerçeğine vakıf olur. Çünkü düşünmesini biliyor o adam. Düşünmesini bilen insan hiç anlamadığı bir konuyla, tanımadığı bir konuyla karşılaşsa bile onu anlamadığını, tanımadığını önce bilir. Yani bilmediğini bilir. Bilmediğini bilmek de ilmin yarısı sayılır. Yarısını bilen öbür yarısını nasıl tamamlayacağını da bilir. Dolayısıyla nereden öğrenecek, ona sorar, buna sorar filan derken günün birinde bir adres bulur ve kapısını çalarak, baba ben şu konuda bilgim yok, bana o konuda bilgi lazım, bildiklerini bana söyle der ve eksiğini böylece giderir. Ama nasıl düşüneceğini bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen bir insanı nasıl alır da kaldırır bir yere koyabilirsin? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü adam bildiğini sanıyor, bilmediğinin farkında değilse onu bir şeye ihtiyaç duymuyor demek. Bir şeye ihtiyaç duymayan, yani şu konuda bilgiye ihtiyaç duymayana yok yok senin ihtiyacın var, hele şunlar de ben biliyorum havasında yanında var olmaz. Dolayısıyla bu kadar hiçbir şey bilmediği halde bildiğinden emin sanan kendini, sanısı öyle, adama da kimse bir şey veremez. Ördeğin üstüne su dökmek gibi bir şey olur. Hilafet, halef, Arapça halefe, geldi demek. Yani gelen, bir şeyden sonra onun yerine gelene. Halefe, gelmeye halefe denir. Halife, gelene denir. İsmi faildir. Yani bu sandalyede şimdi ben oturuyorum. Benden sonra buraya oturan ilk benim halifem, ondan sonra buraya oturan onun halifesi filan derken, mesela Ebubekir için Resulullah'ın halifesi deniyordu ki kelimenin tam anlamıyla doğru. Çünkü peygamberden sonra ümmeti Muhammed'in başına ona biat edildi ve o geçti. Yani o geldi peygamberin bulunduğu mevkiye, ümmetin başı mevkiine o geldi. O peygamberin halifiydi. Ömer peygamberin halifi değil. Ebubekir'in halifesi. Yani ondan sonra Ömer'in, Ebubekir'in yerine geçen ne olur? Onun halifesi olur. Onun yerine geçen Osman, Ömer'in halifesi. Kelime anlamı buyken, zaman içerisinde halife kelimesi Müslümanların başına geçen ister 500 sene sonra, ister 1000 sene sonra kişi için kullanılan isim haline dönüşmüş. Yani bir yeni anlam kazanmış veya başka bir anlam kazandırılmış bu kelimeye. Bunun bir de karşılığı var, selef. Halef olandan bir öncekine, örneğin ben şurada oturuyorum. Ben kalktım, başkası oturdu. O neydi? Halef. Yani benim halefim. Ben şurada işte hakim. Benden sonra bu koltuğa hakim, koltuğuna kim oturdu? Ali. Ali benim halefim. Ben ona nispetle selef oluyorum. Halef, selef meselesi derler ya. Yani öncekine selef, mesela Resulullah selef, Ebu Bekir halef. Ondan sonra Ebu Bekir selef, Ömer halef, Ömer selef, Osman halef, Osman selef, Ali halef, değil mi? Eğri doğrusuyla işte Ali selef, Muaviye halef, böyle yani o halef, halife kabul ettiğimiz anlamına gelmemeli bu. Yani ondan sonra o makama gelen anlamında layıktır, değildir falandır ve o konu ayrı, şu anda konumuzun dışında. Tabii bu çocuk oyuncağı değil. Yani mesela memuriyette de söylenir. Adam filan okulun müdürü, o tayin olur başka bir yere. İşte onun yerine Ali veya Veli tayin olur. Ya bahsi geçer işte, ya dursun şu okulda. Evet, onunla halef selefiz der adam. Yani benim şimdi müdürlük yaptığım yerde benden evvel o müdürlük yapıyordu. Yani o bana nispetle benim selefim. Ben ondan sonra oraya getirildim, ben onun halefiyim anlamında günlük lisanda çokça kullanılır.
Veya senden evvel burada şu çalışıyordu, şu işte. İşte o durumdaki iki kişi, biri diğerinin halefi, öbürü öbürünün selefidir. Önceki selef, sonraki halef oluyor. Bizim buradaki konumuz ise İslam ümmetinin reisi anlamında. Müslümanların başkanı anlamında. Ümmeti ne emiril müminin anlamına, anlamında kullanılan halife. Bu adı üstünde, yani bir devletin reisi, başkanı anlamına kullanılıyor. Dolayısıyla evcilik oynar gibi, yani ben halife ya da bilmem neyim filanla olmaz. Çünkü bir devlet demek belli bir arazi demek. Bir devlet demek üstünde ahalisi bulunmak demek. Bir devlet demek o arazi üstünde yaşayan o halkın konsensüsü, anlaşması, rızası ve ağır basan isteğiyle aralarından birine filan hükümlerle, örneğin İslam devletinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmesi üzere kendisine biat edilen kişi demektir. Bunların hiçbiri de biat edilen, yani seçilen, sen bu iş için seni seçiyorum. Onlara işte el veriyor, Arapça bir deyim, bey'a. Satıyor gönlünü ve emeğini ona. Karşılığını ondan bekleyerek, ecrini yani ücretini Allah'tan bekleyerek diyor ki, senin sırtına yüklediğimiz yükü taşımakta bana ne düşerse, amacımız aynı, ben onun hepsini yapacağım. Para para, emek emek. Çünkü bu yükü hiçbir insanın tek başına taşıması mümkün değil. Biat edenlerin hepsi olarak, nasıl Akabe biatında Resulullah'a, senin canın bizim canımız, senin işte ırzın bizim ırzımız, yani sen hayattaysan bizim hayatımızın anlamı var. Yani senin düşmanın bizim düşmanımız, senin dostun bizim dostumuz diye hayatlarını bütünleştiriyorlar. Ve buna biat deniyor. Bu suretle başa geçen kimseye devlet başkanı deniyor. İlkine denmemiş de sonrakilere halife kelime anlamından hareketle, giderek de tümünü kapsayacak şekilde bu halife kelimesi İslam ümmetinin başına, başı için kullanılan bir isim haline gelmiş. Aslı ve daha doğrusu şeydir, yani emiril mümini, müminlerin emiri. Bu istisnasız Resulullah'ı da kapsar, Ömer'i de, Ali'yi de, Veli'yi de, yani şöyle hepsini kaplar derken. Yani İslam ümmetinin kendi rızasıyla başına getirdiği, seçtiği insanların bir öncekini de bir sonrakini de, onun yerine geleni de, ondan öncekini de hepsini ifade eden bir kelimedir emiril mümini. Ama halife birbirini takip eden kişiler için, bir öncekinden sonra gelen için kullanıldığı halde, kullanılması lazım geldiği halde, zaman içerisinde hepsi için genel isim haline dönüşmüş anlamı. Bu demin de söylediğimiz gibi ciddi bir iştir. Ortada devlet söz konusudur. Bir devletin başkanı söz konusudur. O devlet dediğiniz zaman bir arazisi, ülkesi olacak. Ülkenin üstünde yaşayan ahalisi olacak. Değil mi? Öyle kendi kendine gelin güvey olma dedikleri türden, hadi arkadaşlar işte burası bizim 4 günlük arazimiz. Şu Hollandalı şu binası kampına. Burada helafet ilan edelim, 4 günde olsa bayrağımızı çekelim falan. Bu evcilik oynamak gibi olur. Evcilik tabiri herhalde açıklamama ihtiyaç yok değil mi? Herkes çoluğundan çocuğundan evciliği bilir. Bak evcilik oynamaya gidiyor biz. Evet. Evet, o şakası için evet. Buyur. Birisi tarihle ilgili, diğerleri de bu işin yöntemiyle ve diğer vasıflarla ilgili. Ebu Bekir'in halifeliği ve Ömer Ali'nin halifeliği, peygamberden sonraki vahiyle midir, değil midir ve onunla ilgili kısa bir bilgi. Artık kadın olur mu? Birden fazla olur mu? Bugün bir sürü İslam devleti var, nasıl olacak bu iş? Vasfı illa mı olacak? 50 tane soruyu arka arkaya sorarsan benim ilk aklımda kalırsa öbürlerine olur. O zaman teker teker. Teker teker sor. Herkesten teker teker soruyor. Ebu Bekir Ali'nin halifeliğinin olduğu. Efendim, asla ve kata bu konuda vahiy bulunmadığını herkes biliyor. Bulunsaydı elimizdeki kitapta olurdu. Olmadığına göre ve Kur'an'da noksan bırakılmadığına göre yok demek. Şia o onların kuruntusu. Yani o şunu demiş, belki hilafet Kureyş'ten demiş filan. Bunlar siyasi laflar. Niye Kureyş'ten, niye Türklerden, niye Araplardan? Bunlar açıklanabilir ama hiçbirisi vahye dayandırılamaz. Çünkü bu konuda vahiy yoktur. İnsanlara
o devirde orada yaşayan insanlara kalmıştır. Onlar kimi uygun görüyorsa onlar seçsin diye. Yoksa Allah eğer öyle dileseydi derdi ki işte Ali'nin soyundan gelenler, Veli'nin soyundan gelenler, falan kabileden, filan milletten, şu ırktan olanlar derdi. Biz de amenna ve sadakna demek zorunda kalırdık. Ne yapacağız teslim olduğumuza göre. Ama böyle bir şey asla yok. Şia bu konuda buruntusunu ilim ediniyor, hiçbir anlam ifade etmez. Efendim, güya Peygamber işte ölmeden evvel bir kağıt kalem istemiş de, bir şey yazdıracakmış da, Ömer demiş ki işte sekir halinde, yani öyle kendini bilmiyor, ateşli bir halde sayıklıyor falan. Getirmeyin, kağıt kalem lazım değil demiş de işte bu alçak Ömer, efendim Ali'yi yazdıracakmış da, yazdırmamış Ali'yi de. Hikaye, masal, yani bunu pisiler, pisi yavruları bile dinlemez. Yani ciddiye almaz ama nasıl oluyor da milyonlarca insan ciddiye alabiliyor. İnsan tahtasının, tahtalarının noksanlığından doğrusu ben eminim. Böyle şeyleri ciddiye alanlar. Kısaca. Kim ne derse desin. Umurumda da değil. Evet, Ali ile Veli ile bu işin şunu soyla, bunu soyla, vahiy ile falan hiç alakası yok. Radyo'nda demiş ki Peygamberimiz Ali için işte ben kimin velisiyle dostuysam demişti, Ali onun dostu demiş, bilmem ne yapmış. Bunlar efendim mesela şundan ibaret benim anlayışıma göre. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annesiz babasız büyük. İşte babası şu, kendi doğmadan, anası da şu yaşta öldü. Ana babası da ortada kaldı. Dedesinin yanında büyümüş bir çocuk. Dedesi de ölünce amcalarından iti kopuğu olduğu gibi adama benzer Ebu Talib'i de var. Onun kapısında, onun yaşını yiyerek büyümüş. Ayrıca da peygamberliğinden sonra da bu adam, Ali'nin babasının, yani babası olan amcası Ebu Talib'in ilgisini, şefkatini ve korumasını bulmuş. İnanmadığı halde devam et demiş, ben seninle beraberim. Beni Haşim'in de reisi olarak Beni Haşim'i senin yanında tutuyorum, sana bir şey yapamadan devam demiş. Peygamberin bu adama bir minnet borcu var ve seviyor bu adamı. Gerçekten insancıl bir adam. Öbürleri de amca bir gün 5 kuruş harçlık vermişlikleri yok. Bütün ömrü bunun evinde onun aşını yiyerek geçiyor. Öyle büyüyor. Allah değil mi? Aleyhisselatü Vesselam. Ali'yi de biraz işte zayıf buluyor, görüyor olmalı ki hani benim yanında işte babasından bu şeyi gördüm ben. Ha, siz de benim hatırıma yani bunu ezmeyin der gibi. Bir baba bir sürü evladından birisi için dese ki çocuklar işte toplanın ha işte şu kardeşimize biraz sahip çıkın hani ne aleyhisselam Yahya değil Har oğullarından Yusuf'a işte kardeşlerini Yakup aleyhisselam ha. Diyor evlatlarını çağırır diyor bu şeye ne Yusuf hani Yusuf en küçükleri yani onu seviyorum ben, çok seviyorum ben. Siz de evladımsınız, seviyorum ama onu daha çok seviyorum. Yani bunu koruyun, kollayın diyor. Öbürleri de kıskançlıklarından, babalarının bu nasihatine rağmen onu kurt yedi, yok bilmem ayı kırmaladı diye bir kuyuya atıyorlar. Bir de gömleğini efendim bir kanman bulayıp getiriyor. Hikaye malum yani Kur'an'da anlatılıyor. Bunun gibi bir şey yani Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'u, en küçük oğlunu, büyük abilerine emanet etmesi gibi bir şey. Öyle o seferde bir şey olsa filan hani kendini koruyamaz, şunu edemez, bunu edemez. Yani ona bir zarar gelmesin, dikkat edin çünkü sizler büyüksünüz, her biriniz işte kılıç kullanacak yaştasınız, şusunuz, busunuz ama çocuk. Bunun gibi bir tavsiyedir peygamberinki. Yani ben bu adamın, yani Ali'yi kastediyorum, bu adamın babasından çok iyilik gördüm. Siz de biliyorsunuz yani o inanmadığı halde bana ve davama sahip çıktı. Ha. Siz de ona sahip çıkın. Üzmeyin. Yani bir şey olursa bile yani benim hatırımı gözetip görmezlikten gelin anlamına söylenmiş bir söz. Niye böyle bir sözü Ebu Bekir'e söylemiyor, Ömer'e söylemiyor da Ali için söylüyor? Demek ki Ali hem diğerlerinin yanında yaşı epeyce küçük, biraz da kişilik açısından zayıf ki onun için söylüyor. Ömer'in korunmaya ihtiyacı yok. Niye Yakup Aleyhisselam büyük uşaklarına bunları koruyun demiyor büyük çocuklarına. Çünkü her biri kendini koruyacak, boyda bozsa da onun için. İnsanlar bu gibi tavsiyeleri kim için yapar? Kendini korumaktan aciz olanlar için yapar. O bakımdan benim acizane kanaatim bu konuda görüşüm o ki kadirhum
dedikleri olay eğer doğru ise bile anlamı ancak böyle açıklanabilir. Kim bugüne kadar açıklamış abi, ben açıklıyorum yani. Benim kanaatim bu. Kimse de kabul etmek zorunda değil. Kanaatim bu. O kadar. Yani bu sizi düşündürsün. İlla benim düşüncemi alıp almak zorunda değil. Fakat bir şık olarak da böyle düşünün. O kadar. Evet, diğer soru. Kadından halife olur mu? Olursa Kur'an'ı deniyor. Yani halife değil, devlet başkanı diyelim. Efendim, olmaz diye bir ayet kimse gösteremez. Benim okuduğum Kur'an'da yok. Okuduğu Kur'an'da varsa birisinin getirsin göstersin bana. Hiç kimsenin gösteremeyeceğini iddia etmiş de oluyoruz böyle. Yok çünkü. Yani kadından şu olmaz, bu olmaz. Ne olmaz dememiş Kur'an ama mesela kadından baba olmaz. Erkekten de anne olan olamayacak. Ha? Çünkü Allah'ın yani yaratışta onlara verdiği özellik. Mesela elmadan armut olur mu? Olmaz. Armuttan da elma olmaz. Yani bunların Kur'an'da yazılması şart değil. Armuzu armut, elmayı elma yaratmış Allah. Öyle değil mi? Kadın olmaz diye bir şey yok. Ama geleneksel olarak tarihin başından bu yana belki biraz bünye olarak zayıf, nazik, narin yaratılmış olmalarından dolayı zorba erkekler defelerine vura vura onları maymuna çevirmişler. Yani ikincisini arkama geç bakayım dedik demişler ve geçirmişler. Giderek yani kadından şu olmaz, bu olmaz, adam olmaz, bilmem ne olmaz, hele orta çağ ortasında hele ulan insan desek insan değil, şu desek bu değil, acaba ne diye öyle hilkat garibesi şeklinde koskoca Avrupa'da çağlar boyu değil bunları okuyor, görüyorsunuz. İslam, yani Kur'an'a baktığımızda Allah kadınların erkekler üzerinde, kocalar üzerinde hakkı var, kocaların da karılar üstünde hakkı var diyor. Bunu işte cinsel hak, yok beslenme hakkı, bilmem giyinme hakkı, giydirme hakkı diye tek tek de sıralamıyor. Bir iki örnek verse bile genel, global olarak söylüyor. Şimdi hayatı birlikte paylaşan iki insan nasıl o hayatı götürecekler? Paylaşarak o yükü taşıyacaklar. Öyle gün olur ki sen bir file bile taşıyamayacak hale gelirsin. Benim işte kalp rahatsızlığından sonra bir kiloluk yük bile taşımayın diyor doktorlar. Allah razı olsun, pazara gidiyoruz. Örneğin ne kadar file varsa hanım yükleniyor. Bulabilirsek bir o arabalı çocuklar bulup ona yükleyip götürüyor. Arabayı öyle yapıyoruz. Gün gelir yapmışız, yapamamışız ayrı mesele yani. Bu bizdeki eksiklik, İslam'daki değil. Efendim, o hasta olur, lohusa olur, bilmem yeni doğum yapmıştır falan. Yani evde kalkıp da mutfakta bir kahve pişirecek gücü bulunmaz. Ne yapacaksın? Gerekirse çocuğun boklarını da sen yıkayacaksın. Çamaşırı da sen yıkayacaksın. Yoksa kokarsın. Ya gücün yetiyorsa birini tutarsın, getirirsin, ona yapsın. Başka da yolu var mı? Yok. Hani biz yapabilelim veya yapamayalım. Bugüne kadar bu işte iyi not almış olalım veya alıp olmayalım. Fakat biz şimdi en azından teorik olarak doğrusu neyse onu konuşmak, onu bildirmek, onu açıklamak zorundayız. Bu açıdan benim kanaatim o ki, kadın ümmet emir-i müminin olabilir. Benim şahsi kanaatim. Hatta bu konuda yine Kur'an'dan size bir değiniyi gündemimize getirmek istiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında bir Saba Melikesi Belkıs'tan bahsediyor Kur'an. Bu adı üstünde bir kadın hükümdar. Ve Allah ondan övgüyle bahsediyor. Yani akıllı bir kadın olduğunda mesela Musa, Süleyman ona mektup yollamış. Diyor, ya bana tabi ol, yani ben Allah'ın hükümlerine tabiyim, ya bana tabi ol ya da gelin tahtını başına geçiririm. Kısaca. Danışmanlarıyla istişare ediyor. Yani vezirleri, ötesi, berisi, Saba Melikesi, Belkıs. Yani hükümdarı. Diyor, bu Süleyman güçlü mü güçlü? Kuşuna konuşuyor, taşına konuşuyor. Yani Süleyman, mülk Süleyman da o kadar şey ya. Diyor, buna karşı çıkmak akıllılık mı? Hepsi diyorlar, hayır. Diyor, vallahi bence de öyle. Gidelim Süleyman'a tabi olalım. Ve bundan dolayı yani gerçekten kadın diye akılsız mı karar verecek? Yani akıllıca karar vermiş. Perişan olacağın yere ringe çıkmanın anlamı ne? Git teslim ol. Üstelik de teslim olduğun yer seni köle yapmayacak, bilmem ne etmeyecek. Yani Allah'ın hükümlerine tabi olacak. Öyleyse bu kadın övülmüş. Dikkat edin ve devlet başkanı bu kadın. Öyle değil mi?
Üstelik de gelmiş Süleyman'a tabi olmuş. Fakat dönmüş ülkesine, o krallıktan melikelik, yani o ülkesine, kendi ülkesine yine hükümdarlığına devam etmiş. Öyleyse bunlardan bizim kadın hükümdar olamaz, kadın devlet başkanı olamaz hükmü mü, yoksa olabilir hükmü mü? Yani yetenekliyse, zaten yeteneksizse erkek de olamıyor. Yani cinsiyetiyle olmuyor ki, yeteneğiyle oluyor insanlar. Öyle değil mi? Cinsiyetiyle ancak baba olabiliyor. Başka? Çoluğu çocuğu oluyor ama çok erkek de var. İşte soğan erkeği, başka ne? Başka bir erkekliği de yok yani. O bakımdan ben Kur'an'a baktığımda şahsen olamayacağı olayı göremiyorum. Hatta olabileceğini düşündürecek, mümkün olduğunu düşündürecek, anlatmaya çalıştığım gibi Belkıs hikayesini, kıssasını da görüyorum şahsen. Dediğim gibi bu gibi işler için cinsiyetine bakılmaz, şahsiyetine bakılır, dirayetine bakılır, liyakatına bakılır. Yani layık mı değil mi, bu işi kıvırabilir mi, kıvırabilir mi, yani altından kalkabilir mi, kalkamaz mı? Zaten emaneti ehline verin diyor. O kadar şey yani, yani burada ehli derken erkek ehline değil, baba olmanın ehline, işte erkek öyle yaratıldığı için babalığa hiçbir kaydı kadın soyulmuyor, soyunamaz. Analığa da hiçbir erkeğin soyunamadığı gibi. Çünkü analığa ehil olarak kadınlar uygun olarak, yani kadınlar yaratılmış, babalığa uygun olarak da erkekler yaratılmış. Bence konuya böyle bakmak lazım. Bütün mesele ehliyet, ehliyeti de açarsak işte layık olmak, dirayet, akıllılık, başlılık, ne neyse yani bir sürü şeyler bu parantezin içinde sığdırılır. Devam ediyor. Bu var mı? Evet. Bu basireti göstermiş mi? Evet. O zaman layık olan, yani liyakattan bahsettik, sondan başlayalım. Liyakat sadece mollalar. Liyakat, yani layık olanlar yalnız mollalar diye uyduruk bir hadis bile yok Kur'an ayeti, değil mi? Bunlar mollaların karın gurultusu. Çok yediklerinden ara sıra öyle geğiriyorlar. Geğirdikleri zaman onlardan çıkan ses. Bunun düşünce falan olmakla hiç uzaktan yakından alakası yok. Diğer yandan birden fazla halife olur mu? Önce bir birini bulalım da ondan sonra üçüncüye bakalım. Ne yapacağız? Ben bulunduğum yerde, sen bulunduğun yerde, Pakistanlı Pakistan'da, Türkiye'de, Türkiye'de, Mısırlı Mısır'da bu işi kıvırmaya çalışacak ki önce biri bir çıksın. Arkasından ikincisi çıkarsa ne olur? Nerede çıkacak? İki ihtimal var. Ya hiç bulunmayan Endonezya'da çıkacak, bir Türkiye'de çıktı diyelim. Ya Türkiye'de değil Endonezya, ya da Türkiye'de ikinci birisi, yok o değil benim diyecek. Öyle ya, iki ihtimal var. Endonezya'da veya Mısır'da veya Türkiye'de. Şimdi Endonezya veya Mısır'da çıkarsa hemen şimdi onun üstüne sefer eyle benim, ulan bir tane gel bana. Hemen gelemeyecek kadar da uzaktadır, bilmem nedir falan filan. Peygamberin tıpkı Medine'de belli bir hudut var. O hududu emniyete alabilmiş. Onun dışındaki kabile oturan kabilelerden de gelip Müslüman olabilir. Peygamber onlara diyor ki, veya dediği anlatılıyor tarihte ki, diyor gelir buraya göçer, buraya yerleşirseniz bu hudutlar içerisinde cihada katılırsınız, zekat verirsiniz, ganimetten yararlanırsınız ve buraya bir tecavüz anında işte ırzınız, canınız, malınız da hep beraber korumaya çalışırız. Siz bizimkini, biz sizinkini hep beraber. Ama orada oturursanız cihada katılamazsınız bir. İki, ganimetten alamazsınız. Üç, sizi koruyamayız. Çünkü benim gücüm orayı yetmeye, orayı da korumaya, oradaki sizleri de korumaya uzanacak kadar elim büyümedi yani, uzanamaz. Gücüm o kadar değil. Böyle söylüyor. Bu şunu gösteriyor bence. Olabilir. İkincisi de, üçüncüsü de olur. Ama bu ilelebet böyle kalmak kaydıyla değil. Yani giderek örneğin Amerika'da önce bilmem ne Tennessee eyaleti olmuş. Sonra Mississippi. Önce eyaletler, sonra da işte Amerika Birleşik Devletleri. United States Amerika of America. Amerika'daki devletler birliği demek tam tercüme. Amerika Birleşik Devletleri diğer adıyla. İşte arsanı büyütmek istiyorsan işte önce şu araziden şurayı alıyorsun. Ha? Ondan sonra işte komşuyu ya şurayı aldın, şurayı önce alamadın mı? Buyur. Sonra
işte şurayı aldım filan. Ondan sonra ya bu ikisini birleştirsek filan. Aradaki kimin? Ali Rıza'nın. Ali Rıza kardeşim kaç lira istiyorum? Ben satmayacağım ya. Gel söyle kaç istiyorum yani onu istiyorsan 12 verelim filan. 12 değil de 14 de satıyor derken şurayı alıyor. Ondan sonra şuraları filan. Siyasi iktidar otorite yaygınlaşması da böyle. Şimdi daha senin burada bir karış yerin yok, ondan sonra çevreye komşular da alır. Olur komşum, yani sen yoksun ki komşumuz. Yani senin burada evin yoksa komşun olur mu? Evi olanın komşusu olur. Şimdi Türkiye'de devlet yok, Endonezya'yla birleşeceğiz. Kim kimle, neyin üstünde birleşeceğiz? Daha bizim elimizde bir şey yok ki. Kiminkiyle birleştirelim, değil mi? Önce bir yerde olacak. Burnumuzun diye Suriye'de oldu, ne yapalım? Hemen oraya savaşmayız. Yok. Adam gibi önce denenir, eder, söylenir. Yani oraya adamlar gönderir, resmen zır zır da zır zır bildiğini okuyorsa hafızası. Tıpkı Yavuz Sultan Selim'in Karamanoğlu Mehmet Bey'e şiir yazdığı gibi saltanat davasını eylermiş ol Karamani, varam karayara sokamani diye bir mısra beyit de son okur ve de toplar yeniçerilerini. Üstüne varırsın efendim. Başka yolu yok. İnadım inat. Ulan bu ümmet senin inadına mı mahkum? Kıpır kıpır. Yani beylik ve beylikle yürür mü? Devlet olmadan nasıl ben Tacebeli Tarık'tan tut bilmem nereye kadar gideceğim? Ben içimde çıban şurada durup duracağım. Ondan sonra olmaz ki böyle. Kıvırıyorsan sen kıvır. Bak bir sürü beylik var. İşte kim kıvırmış? Şimdi de bir sürü beylik var. Tıpkı Selçuklu Merkezi Otoritesi'nin Anadolu'da zayıflamasını takiben 4 karış arazi üstünde 3 ahali bilmem Karamanoğlu Beyliği, yok Osmanlı Beyliği, yok Karahisarlı Beyliği, Ramazanoğlu Beyliği, Germiyan Beyliği, falan Beyliği, Fıstık Beyliği, ulan bir cimcik Anadolu'da bugünkü vilayetler gibi her bir yer 4 karış arazi beylik olmuş. Bunlar kolay yutulur lokmalar. Yani bunlardan biri devlet olacak. Yarışa 50 at girer de biri birinci olur. Yani 10 tane birden birinci olmuş yarış duydunuz mu? Yok. O hale gelen de öbürlerine arkadaş önce güzellikle söyler. Gel bak. Durum böyle, böyle vaziyet durum böyle yani. Ona göre. Ya etme gitme babam. Olur mu bu? Müslüman mısın Müslüman? Tamam da amacımız aynı. Niye ayrı baş çekiyorsun? Ne oluyor? Sen bana tabi ol. Ulan bu işi öyle ben kıvırmışım, sen bana olacaksın. Oğlum işi tersine çevirme. Bak kafam bozma. Yani biraz şakayla anlatıyorsam da gerçeği de bu işlerin böyle oluyor böyle. Dikkat edin. Sonuçta işte Ali ile Muaviye arasındaki de Sıffin en sonunda işte varam karayara sokan mani. O ona demiş, o ona demiş. Sonuçta işte Muaviye Ali'yi hileyle de olsa karayara sokmuş. Kısaca Ali taraftarlar, öyle değil mi? Ben memnunum filan gibi anlatmıyorum bundan. Dikkat edin, yani sonucu böyle oluyor. Başka da kaçınılmaz yani. Nasıl yapacağız? Ya gönüllü olacak, yahut da... Sabah melekesi gibi. Bu iş ha. Sabah melekesi gibi kuzu kuzu geleceğin kafayı çalıştırıp, milletini kırdırmadan, ülkeni yağmalattırmadan, çünkü sonuç gene onun Süleyman'ın dediği gibi olacak. Öyleyse adam gibi gidip, evet arkadaş, düşündüm, taşındım. Senin dediğin doğru deyip ona tabi olmak olacak. Başka da arada, derede başka çözüm var mı? Kadın ne olamaz? İşte baba olamaz bir. İki, devlet başkanı olsa bile namazda imam olamaz. Olmamalı yani. Kime? Mesela arkasındaki cemaat kadınsa o da olur. Salt kadınsa. Fakat kadın erkek karışıksa olmamalı. Yani daha fazla konuşulmaz bu konu değil mi? Anlaşılıyor. Ha? Öyle yani. Bunun fazla açıklanacak bir yeri de yok. Gayet açık bir şey. Yani devlet başkanı olmak illa namaz kıldırmayı da gerektirmiyor. Çünkü bir insan kendi yapacağı işlere birisini vekil tayin edip o işlerden birisi için, ikisi için, beşi için veya bazıları için vekiline yaptırabilir. Yani örneğin gayrimenkul alım satımıma efendim emlakçı bilmem kimi noterden şey veririm. Benim adıma alınacak dükkan, arazi, ne varsa maliye bakanı filan alsın. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Sonuçta da zaten devlet başkanı bayındırlıktan tut bilmem maliyeye kadar yok, eğitimden bilmem hepsine kendi bakacak hali de yok. Yani bu kadar genişlemiş
ve organize olmuş olması gereken toplumlarda bir kişi perişte olsa hiçbir şey başına yetemez. Yani görünüşte mesela Amerika Devlet Başkanı bakıyorsun Clinton ulan tek başına var. Yok. O en zirvedeki. Yani biz şeyin iceberg'in suyun yüzündeki kısmını görüyoruz. Derece derece onun Beyaz Saray'da müşavirleri var. Ona şu konudan Türkiye dosyasına bakan var. Afrika masasına bakan Nijerya bilmem. Binlerce on binlerce adam Pentagon'dan CIA'sine kadar hazırlıyor. Süzüle süzüle kaynak suyu gibi çeşme olarak onun ağzından akıyor. Yoksa nereden bilecek hokeyci Johnny bu kadar şey? 50 bin, 100 bin, 150 bin, 550 bin Johnny uğraşıyor da bir Johnny'ye veriyor kalbinin ürününü, o da ağzından çıkarıyor. Ne o kadar. Öyle değil mi? İslami devlette de öyle olacak. Başka yolu yok ki bu işin. Yani bir insan ne yapabilir? Her şeye hakim, her şeyi bilir. Her şeyi bilen bizim inancımıza göre Allah. Kullarından hiç kimse türlü şeyini alayım olamaz. Yani. Hürriyet ve çeşitleri. Önemine binaen 93 yılında yaptığımız ve tamamladığımız programda çok geniş olarak anlatmamıza rağmen burada özet olarak tekrar gereği duyduğumuz bir çokça kullanılan, kullanıldığı için de önemsediğimiz ve milleti katı karıştırıyor, katı karıştırmasının için de ayrıca önemsediğimiz bir kavram. Hürriyet karşılığı serbestlik anlamına gelmekle beraber kavram olarak insanın seçme serbestliği şeklinde anlaşılırsa da Batı'nın özellikle Fransız ihtilaliyle 1789 Fransız ihtilaliyle dünyaya yaydığı bir kavram olarak ve içeriği olarak da doldurduğu bir muhteva ile yayılmıştır. Kilise kral ikilisinin Batı insanı üzerinde asırlarca süren hakimiyetine tepki olarak ortaya çıkan Allah da yok, dolayısıyla ona ait kanunların da toplum üzerinde etkisi yok düşüncesiyle, düşüncesini temsilen ortaya çıkan düşünürler, mütefekkirler ve mütefekkirler halk tarafından biraz gördüğü zulmün sona erdirileceği düşüncesiyle kabul görmüş fakat tümüyle de sahip çıkılmamış. Kilise ve kral ikilisi halka dini o güne kadar varlığını ve düzen olarak da üzerindeki hakimiyetini de kabul ettirememiş. Uzun zaman süren mücadele sonunda din var ama hayatta yok, hayata karışmaz, hayatı düzenlemez. Neye karışır, ne yapar, nerededir? İnsanla vicdanı arasındadır. Yani en dar alanı hapsedilmiş ve hayattan din kovulmuş. Kovulan din Hristiyanlık tabii. Çünkü bu oluşumların cereyan ettiği ortama hakim olan din Hristiyanlık. Jean-Jacques Rousseau, Fransız siyasi mütefekkiri, siyaset düşünürü, L'Esprit de Loi isimli eserinde, yani Kanunların Ruhu adlı eserinde hürriyetleri anlatıyor. Le Contrat Social isimli eserde Montesquieu, toplumsal sözleşme adını taşıyan Fransızcasıyla Le Contrat Social, toplumsal sözleşme adını verdiği eserinde de bu konuları derinlemesine işliyor. Batı'nın bugün üzerinde bulunduğu laik, demokratik yönetim biçimi eski Yunan'dan sonra ilk defa bu denli boyutlarla boyutlandırılıyor ve Batı'da yönetim ve halktan başlayarak herkese hakim hale geliyor. Bugün Batı için başka bir rejim, başka bir yaşam biçimi ve dünya görüşü söz konusu olması hale gelmiş. Bir bakıma her yeri, herkesi kaplamış bu düşünce. Hürriyet ve çeşitleri kısaca değinirsek bu Batı düşün tarihinde, düşün hayatında çok önemli kavramlar olarak nasıl İslam açısından mesela Allah rızası, mesela takva, mesela haram, helal, efendim çok önemli ve hayati önemi haiz kavramlar olarak duruyorsa, bulunuyorsa Batı yaşam tarzı içinde de hürriyetlerin
olmazsa olmaz cinsinden önemi var. Bu tabiri anlayabildik mi? Yani hürriyetler olmazsa demokrasi olmaz. Yani nasıl tevhid olmazsa İslam olmaz, takva olmazsa İslam olmaz, onun gibi. Böyle temel bir kavram. Hürriyetin çeşitlerini kısaca özetleyeyim, tanımlayayım. Şahsi hürriyet, kısaca dört ana hürriyet vardır. Onlardan birincisi şahsi hürriyet. Kişinin, şahsın, nefsinin yani kendinin hoşuna giden her şeyi, haz aldığı her şeyi, memnun kaldığı her şeyi yapabilmesi serbestliği demektir. Esrardan mı hoşlanıyor, onu yapar. Kumardan mı hoşlanıyor, oynar. Zinadan mı hoşlanıyor, yapar. Velhasıl yapamayacağı şey teoride yoktur. Buna kişinin bedenine haz sağlamak için yapabildiği her şey ya da her şeyi yapabilme serbestliğidir diye tanımlayabilirim. Bir diğer ana hürriyet, diğer tarihi hürriyet, hürriyetler bu dört ana hürriyetten çıkmak süremedir. Bir diğer ana hürriyet, mülk hürriyetidir. Kişi, şahıs, dilediği yoldan, dilediği şekilde, dilediği kadar şeye, eşyaya, mala, paraya sahip olur ve dilediği şekilde de bunlarda tasarruf eder. Mülkiyeti mukayesel olarak anlatırken kapitalist mülkiyet düzeninde dikkat edilirse özel mülkiyeti tarif ederken demiştik ki iki gün önce. Mutlak mülkiyet anlayışı ve sosyal mülkiyet anlayışı şeklinde tanımlanabilecek esasta aynı olmakla birlikte teferruatla biraz biri diğerinden farklı iki tür anlayışın mülkiyet anlayışının batı ekonomik sisteminin temelini oluşturduğunu söylemiştik. Mülkiyet demin söylediğim gibi mülk hürriyeti kişinin dilediği şeyi dilediği şekilde kazanması ve dilediği şekilde de kazandığı şeyi ele geçirdiği şeyi üzerinde tasarrufta bulunması serbestliğidir. İnanç hürriyeti vardır bir diğer temel hürriyet olarak tanımlanmış. Kişinin dilediği zaman dilediği şeye, dilediği şekilde inanması ya da istediği an o inandığını bırakıp başka bir şeye inanması rahatlığı, serbestliği. Yani bugün Allah'a tapıyorum der, yarın fareye der, ertesi gün başka bir şeye diyebilir. Kimse buna ne karışabilir, ne edebilir. Kişi tamamen bu konuda diğer konularda olduğu gibi serbesttir. Batı'da hürriyet kavramları böyle anlaşılıyor. Siyaset felsefesi kitaplarında bu kavramlara anlam kazandıran kişiler hürriyetleri böyle tarif ediyor, böyle tanımlıyor. Diğer dördüncü hürriyet de fikir hürriyetidir. Temel hürriyetlerden. Kişinin karşılaştığı gerek kişisel gerek toplumsal sorunlarını çözmede, problemlerini çözmede dini hayata karıştırmamak, dinin çözümlerini hayata asla yaklaştırmamak kaydıyla dilediği şekilde düşünmesi, fikir üretmesi ve ürettiği fikri insanların reyine, oyuna arz ederek 100 üzerinden 49'u geride bırakıp 51'inin desteğini ya da mevcudun yarıdan bir fazlasının desteğini alabilmesi serbestlisidir, rahatlığıdır. Tabii gerçek bir rahatlıktan bahsetmiyoruz. Yani bu konuda kişi rahatlığı. Hürriyetler böyle tanımlanıyor. Batı siyaset literatüründe. Tabii İslam'la mukayese edersek, İslam bu konuda ne diyor? İslam'da hürriyet var mı yok mu? Çeşidi var mı yok mu? Nasıl tanımlanıyor? Hem konumuza daha iyi açıklık gelir. Anlattığımız şeyler daha rahat anlaşılır. Çünkü bir mefhumu muvaffıkıyla tarif etmek vardır. Bazı şeyleri ki bu deyimi sanıyorum biraz tercüme etmem lazım. Yani doğrudan tarif etmek. Bir de mefhumu muhalifiyle. Yani onu anlatırken o olmayan şeyleri ile tarif etmek. Bu o şeyin daha iyi tanımlanmasını, daha iyi o tanımın anlaşılıp kavranılmasını sağlar. Mefhum muhalifiyle yani İslam'la bak bakalım. Şimdi İslam adı üstünde
kısaca tarif edersek vahye teslim olma demektir. Kelime olarak hevasına teslim olma da İslam'dır, kelime olarak. Mevkiye, makama teslim olma da İslam'dır, şehvetine teslim olma da İslam'dır. Velhasıl bütün teslimiyet, düşmana teslim olma da İslam'dır. Yani aynı kökten geliyor, Seleme kökünden. Ama el İslam, yani İslam dini dendiği zaman özel anlamı vahye teslim olmaya denir. İslam eşittir nedir? Vahye teslim olmadır. Olma absurdur. Şimdi esas itibariyle vahye teslim olan insan, yani ben Müslümanım diyen insan ne yapmış oluyor? Ben vahye teslim oldum demiş oluyor. Yani global olarak dünya görüşü ve yaşam biçimi olarak bir başka esas benimsemiş oluyor. Dolayısıyla nasıl savaşta teslim olanın teslim olduğu taraf ne derse onu yapmak zorunluluğu vardır. Yapmazsa ne yaparlar? Dipçikle yaptırırlar. Değil mi? Genel olarak öyle. Esir olmuşuz, teslim olmuşuz. Karşı taraf yürüyün, yürüyeceğiz. Oturun, mola verildi, oturun. İşte şu odada kalacağınız, koğuşta kalacağız. Benim canım fasulye istiyor, siz hep bulgur veriyorsunuz demesin. Desen de kimse dinlemez. Yani teslim olduğun tarafa tabisin diye demektir. Teslim olmak budur. Şimdi biz vahye teslim olmuşuz. Müslümanız demenin anlamı bu. O zaman vahiy bizim nefsimizde bulundurmamız gereken ya da bulundurmamamız gereken şeyleri de tanımlıyor. Örneğin dürüstlüğü nefsimizde bulundurmamızı istiyor. Her hak sahibine hakkını vermemizi istiyor. Haramlardan sakınmamızı istiyor. İşte şu filan şeyler haram diyor ve uzak durulması gereken şeyler olarak söylüyor. Filan şeyleri yapın diyor, farz olarak bildiriyor. Ve bana benim olduğum ve kendimi size tarif ettiğim şekilde inanın diyor, akide. Bütün bunlara uyarsanız teslim olanlardan olursunuz. Yoksa bunları hevanıza uydurursanız, yani kendi arzu ettiğiniz şekle uydurursanız, efendim Kur'an'da şarap haram demiş, Arapça şarap, Türkçe karşılığı içki demiş. Maşraba içki kabı, yani sığı kabı demek. Maşraba kullanılır biliyorsun. Bir de özel bir içkinin adına şarap. Mesela bir sürü içki çeşidi. Rakı, konyak, yok bilmem rom, cart, kürt, viski, iski neyse. var ama bir de şarap diye özel bir içki var. Bu işte hurmadan yapılıyor, yok çilekten çilek şarabı, yok bilmem üzümden ana madde olarak. Şimdi yalnız ona bağlı tutuyor. Halbuki başka bir şey de la takrabussalâ ve entüm sukara diyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Peki yalnız üzümden yapılan şarap mı insanı sarhoş eder? Hayır. Çavdardan yapılan viski de sarhoş ediyor. Ananastan yapılan rakı da sarhoş ediyor. Bilmem Mısır'dan yapılan işte Meksika tekila da adamı sarhoş ediyor. Bu kadar şey içtim de öğrendim ben demeyin. Abi filan bunlar ya. Efendim böyle durum bu. Dolayısıyla şarap ismini taşıyan özel içkinin yasak edildiğini düşünmeye Kur'an meydan vermiyor. Ama buna rağmen ben başka deyim bulamıyor ve sık sık kullandığım gibi tahtası noktan kimileri çıkıyor. Daha en son örneğini de bundan bir iki ay evvel Ankara'da okuduğum nokta dergisinde gördüm. Üstelik de tanıdığım kişilerden çıktı. Onlar nokta dergisine beyanat etmiş bir doktor. Ben yalnız hatta dergi de müjde verir gibi diyor. İçki sevenler müjde, yalnız şarap haram. Diğerlerini içebilirsiniz diye başlıkla vermişti haberi. Bizler de buraya geldik. Biraz yoldan çıktık yine. Buraya gelirken kaybettik. Döndürmesi, kendini. Teslim olduğu vahyi kendine benzetmesi değil, kendini vahyin istediği şekle, biçime sokmasıdır İslam'ın adı. Teslim olma budur. Eğer öbür türlü yapıyorsanız teslim alıyorsunuz. Yani hevanıza uyduruyorsanız teslim alıyorsunuz. Vahye uyuyorsanız teslim, o zaman teslim oluyorsunuz. Olmak başka, almak başka.
teslim olma, ben sana teslim oldum. Anlamı çıkar. İken teslim olma, ben sana teslim oldum. Vahye teslim olana Müslüman olur diye tanımlar. Böyleyse vahiy ne diyorsa insan onu nefsine sindirecek, onu kabullenecek, onun gereklerini yerine getirecek ki Müslümanım diyenlerden olduğu çıksın ortaya. Bir de mümin var biliyorsunuz bu konuyla ilgili. Mümin hani Müslümanım oldum demekle kurtuluvereceğinizi mi sandınız diyor ayet. Bir başka ayet Müslümanım, müminim demeyin, Müslümanım oldum deyin. Yani henüz teslim oldum fakat teslim olduğum şeyleri daha içime sindirip onların doğruluğundan henüz emin olmadım deyiniz demektir. Yani açıklar. Bunlar da açıklıyor neyin ne olduğunu. Evet. İşte bu bakımdan vahye teslim olan insan, hayatı tümüyle kapsayan vahye teslim olan insan eşittir hevasına, şehvetine, menfaatine, makama, çıkara, şuna buna teslim olmayan insan demektir. Değil mi? Yani şu şeye teslim olmuşsunuz ki o şey komple, o zaman teslim olduğunuz odur, diğerleri teslim olmadığınız şeydir. Karşı çıktığınız şeydir. Değil mi? İşte böylece hürriyetlerin İslam'da yeri bulunmadığını mefhumu muhalifinden hareketle anlatmaya çalışmış olduk. Geçelim. Irk, cins ve ırkçılık. Dünyayı epeyce meşgul etmiş kavramlardan olmuş zaman zaman. Hemen ırk de tümüyle toprağa gömülmemiş. Zaman zaman dirilmiş, ortalığı kasır kavurmuş. İşte dün Hitler, efendim dünya çapında İslam toplumları Beni Umeyye ile Arap ırkçılığını tanımış. Hiç de hoş değil. Türkler Müslüman olduğu süre boyunca hiç ırkçı olmamışlar. Ne zaman ki İslam'dan uzaklaşıp şu son geride bıraktığımız yıllarda Batı'ya adapte olma, Batı ile entegre olmaya yönelmişler. Batı'da ne var? Nationalizm de var. Yani nasyonalizm. Nasyonalizm mi diyorlar Almanca? Her neyse. O gibi şeylerin de etkisinde kalmışlar. Irk veya cins, ırk Türkçe, cins Arapça. Aynı anlama gelen kelime. Mesela hayvan cinsleri var. Nedir? İşte bir kedigiller var, bir bilmem kuşlar var, bir bilmem tek tırnaklılar var, bir çift tırnaklılar var. Hani hepsini saymaya lüzum yok yani, örneklendirmek yetiyor. İnsanlar da hepsi cins olarak insan cinsi. En global, en geniş anlamda. Yani hayvan değil, melek değil, şu değil, bu insan. Özel bir cinstir yaratıklar içerisinde. İnsanın da diğer yaratıklar gibi işte dişisi var, erkeği var. Efendim, artı daha artı var. Efendim Afrikalısı var, Asyalısı var, bilmem Amerikalısı var, Avustralyalısı var filan. Daha efendim işte Türk'ü var, Kürt'ü var, Arap'ı var. Türk anlamında ya biraz daha ince. Peki kim Türk? İşte ana dili Türkçe olan şu 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 özelliklere sahip kadın ve erkeklerin oluşturduğu topluma Türkler denilmiş. Konuştuğu dille daha ziyade tarif edile gelmiş ki dil en geniş unsuru teşkil ediyor. Daha başka bir takım yaşadığı coğrafyadan elde ettiği özellikleri var, bilmem nesi var falan filan. İşte Kürt için herkese aynı tanımı, yaşadığı şey, konuştuğu dil Türkçe yerine Kürtçe koyuyorsunuz. Efendim işte daha ziyade şu bölgelerinde dünyanın yerleşik bulunan çoğunlukla kendine mahsus şu gibi özellikleri, adetleri, gelenekleri, bilmem neleri bulunan işte topluma Kürt demiş, Kürtler demiş. Efendim işte Araplar, Arnavutlar ve ilahir hani. İnsanlar ırklarını, cinslerini, hayvanların da cinsleri var, bir genel cinsleri var. Mesela at bir hayvan cinsidir. Bir cins hayvanı at denir. Ama atlar da kendi aralarında cinslere ayrılıyor. Örneğin
Arap atı var, işte Türkistan atı var, İngiliz atı var, Araba atı var, Macar kadanası var, o da at, Midilli atı var, daha geçenki hafta var diye. Gerçekten. He, yani çeşit çeşit at var. İşte o yüz kulağa düşük at var, Şahan böyle aşkıya atı var, hani çıtırtı duydun mu, binicisini alıp kaçar, yani gideceği yere götürür filan. İnsan ırklarının da birinin diğerinden farklı özellikleri var. İşte Türklerin şu özellikleri ağır basıyor, Kürtlerin bu özellikleri ağır basıyor, bilmem Arapların şu özellikleri, işte filan filan yani Çinlilerin. Tabii bunlar bütün Çinlileri kapsayan özellikler olmayabilir. Bütün Türkleri ya da bütün Kürtleri kapsayan özellikler olmayabilir. Fakat genelde bilanço çıkardığımızda yani toplam geneline hakim, o toplumun geneline hakim özellikler olarak her kavmin kendine mahsus, her ırkın kendine mahsus ırkı özellikleri oluyor. Yani hem dün hem bugün. İnsanın, bizim cinsten maksat insan cinsi. Yani kadını, erkeği, işte Kürt'ü, Türk'üyle filan. İnsanın bizim üzerinde durmak istediğimiz yanı şu, hangi ırktan olduğu değil. Yani insanı bağlayan şey, insanı ilzam eden şey, insanı ilgilendiren şey, kendi seçimi, kendi seçtiği, seçmesi yoluyla eline geçen olmalı. Kendi iradesi, seçiminin bulunmadığı, ki hiç kimse yeryüzünde anne babasını kendi seçemez. Zaten bu seçimi yapayım diye düşünmeye başladığınızda filan anne babadan yani Çingen, Macar, Türk, Kürt neyse geneli kaç sene geçmiş oluyor. Yani tekrar küçülüp onun karnına girecek, oradan da yok olup dışarı çıkıp başka anne babaya bilmem gidecek haliniz yok. Yani bu olan bir iş değil, olabilecek bir iş değil. Değil mi? Bu demek ki Allah'ın insanlar için seçimidir ırk. Yani şunun Kürt, bunun Türk, şunun Arnavut, bunun Arap olması Allah'ın bizler için seçimi. Yani bizim hiçbirine bize sorulmuş bu, ne de çalışmamızın bir ürünü. Bir damla alın terimiz yok ırkımızda yani, ırkımızın seçimimizde. Ama ırkçılık, yani mensup olduğu ırkın taraftarlığını yapmak. Ona duyduğunuz ilginin, ona duyduğunuz sevginin, ona duyduğunuz ırkınıza duyduğunuz sırf filan ırktan olmanın dışında hiçbir şeye değil. Salt diyelim Türksünüz, Türklüğünüze duyduğunuz Türk oluşuna, Türk olmaya duyduğunuz ilgi Türk olanlara sirayet ediyor. Bütün Türkleri seviyorum. Ya gavur da tabii, gavurunu da seviyorum. Demek Kürtsün, işte Kürtçülük yaparsan Kürt ırkçılığı ne yapıyorsun? Apo'yu da seviyorsun. Müslümanını da seviyorum, Marksizini de seviyorum, aşkıyasını da seviyorum, edepsizini de edepsizini de. Irkçılık bunu gerektiriyor. Bu bizim seçimimiz. Yani ırkçılık, ırk Allah'ın bizler için seçtiği şey, ırkçılık bizim kendimiz için seçtiğimiz. İnsanlar seçimlerinin ürünüdürler ve seçimlerinden mutlak surette sorulacaklardır. Temiz dururken pisi seçtiyseniz, sorulursunuz. Helal kazanmak varken haram kazandıysanız elbette sorulursunuz. Yapmanız gereken şey komşunuza iyi davranmakken size emrediler, teslim olduğunuz emirler Müslüman diyen için söylüyorum. En azından onları bağlamalı. Tersine davranır da komşunuza kötü davranır. Arkadaşına yalan söyler veya bir başkasını aldatır. 1 kilo diye 8 gram şeker yerine tutursanız bakkal olarak. Bunlar kesinlikle caiz değildir. Mesela efendim ben Türk'üm, Türkleri severim, Türklere doğruyum. Türklere iyi bakarım, Türklere yardım ederim, Türklere nokta 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 nokta. O zaman yani Allah muhafaza senin dükkana bir Kürt ya da bir Arap ya da bir Şerkez gelmeye görsün. Niye? Her türlü işi ona yapacağım demek. Madem ki bütün iyilikleri Türk olarak Türklere tahsis ettin veya Kürt olarak Kürtlere tahsis ettin. Senin dükkana gelen ama Kürt olmayan ya da Türk olmayan ayvayı yedi, havasını alır yani. O zaman hiç ondan olmayan senin semtine uğramaz. Çünkü uğradığı anda ocağını yakacak.
adamı. Yüce işler yapsın. Mensup olduğu yer Türkse bununla da iftihar etsin. Türk olduğu için değil. Onu yücelten işler yaptı. Türklerin çoğunluğu böyle yaparsa Türklerin Allah'a hak olur. Çoğunluğu tersini yaparsa hepsi yere bakar olur. Yani Türk olmak mutlu olmaya yetmiyor. Değil mi? Yetseydi yeryüzündeki Türklerin mutluluğunu dağıtsak öbür kavimler de idare ederdi. Geçerdi mi? Yani sorunumuzu çözerdik ama yetmiyor. Benim geçen de anlattım bilmiyorum da Genel Savcısı Kübe'ye dediğim gibi dedim arkadaş Türk müsün ha dedim ben de Türk. Ne mutlum ne mutlu Türk'üm diyene mi Ülkü Bey dedim. Arkasını getirmek gerekiyordu oldu tabii. Dedim sen ne kadar pis iş varsa o işlerden karşına bir sürü adam çıkarıyor. Aşkıyalıkta tut sizden kaçak suyuna, Afyon'da nehir oyuna, beyaz kadın ticaretinde bilmem nesine kadar. Ha. Dedim hepsi Kürt, Boşnak, Tomak, Arnavut, Abaza, Çerkez mi çıkıyor yani Arap filan? Hiç Türk çıkmıyor mu sanıp karşına? Çok dedim o zaman Türk'ün de eşeği var, eşeği olan şeyi var. Kürt'ün de eşeği var, eşeği olan şeyi var. Her kavmin insanı ve insanoğlu insanı olduğu gibi. Öyle değil mi? Evet. O zaman dedim ne menemiştir bu bir Türkühan'a bedeldir ya da efendim ne mutlu Türk'üm diyene. Masal bunlar. Bir Türk mutluyum demek istiyorsa mutluluğu gerektiren, sağlayan şeyleri yapsın. Ancak kendi adına bunu yapan ne bu hak veriyor? Yani ben mutluluğun gereklerini yerine getirdim, ben mutluyum. Türksen mutlu Türk, Kürtsen mutlu Kürt olursun. Ama benim yaptığım, yerine getirdiğim sana ne, sana ne, kime ne? Sen de bunu yaparsan senin de bunu da ne hakkın olur. Yoksa sırf ırkımız aynı ırk diye benim yaptığımı sana vermem arkadaş, bölüştürmem. Bir cimcik vermem. Görürsün, sen de adamlık yaptın, sen de mutlu Türk ol, mutlu Kürt ol. Buyur. Olmaz öyle şey. Nitekim tersi de böyle. Yani ben aşkıyalık yapacağım bir Türk olarak, bütün Türkiye'ler aşkıya denecek olur mu? Yok. Kim yapıyorsa aşkıyalığı, Kürt, Türk, onun için aşkıya Kürt, aşkıya Türk denir. Denmeli. Öbürü haddi aşmak. Haddi aşmak ise men edildiğini bir şey. Evet. Yani ben Türksem, şu demek, annem babam da Türk. İster istemez ilk ilgiyi, ilk saygıyı anneme babama göstereceğim. Ha? Kardeşlerim de Türk demek, bacım olsun, erkek kardeşim. Onlara göstereceğim. Şimdi ırkçılık mı yapıyor daha doğar doğmaz insan? Bir bebek en çok annesini sever, annesi de o bebeğe sever. Vay ırkçı vay mı diyoruz yani bebeğe veya annesine? Yok, bu doğanın yani yaratılışımızın gereği bu. Mesela bir Almanca, İspanyolca falan gösteren bir adam, konuşan bir adama ilgi duymazken işte burada gelen bir Türkçe konuşan duydun mu hemen kabartıyorum. Yani bu milliyetçilik demek. Bu doğal bir şey ya. Ha? Bunun milliyetçi yani ırkçılıkla ne alakası? Güç alakası. Evet. Öyle anlamadığım dili konuşana ne ilgi gösteririm? İlgi göstersem ne yazar? Yani din nedir? Şuradan girip buradan çıkmayı bırak yani şuradan geçer vur gider. Ama öbürünü anlıyorum. Anladığımda ilgi gösteriyorum. Ya ne konuşuyor? Ha bunlar öyle. Masal konuşuyor. Ha. Kumar konuşuyorsa, dünya konuşuyorsa geç diyorum. Bunlar tanışık çıkmaya geri çıkmak. Çıkılacak gibi görüyoruz ama konuşmalarında. İşte ben de Türkiye'liyim. Siz neredesiniz? Ben şurada oturuyorum falan diye başlıyorsun yani. Enerse çekmeye. Değil mi? Peşeve. Bunların milliyetçilikle alakası yok. Kişi kavmini sevmekle kınanmaz. Kişi toplumunu sevmekle kınanmaz. Kınanamaz. Zaten kişi sevecekse önce toplumunu severek başlayacak. Ben kendimi sevmiyorsam seni nasıl severim ya? Ha? Ben anamı babamı sevmiyor sanıyorsam eli nasıl seversin ya? Bu işler oradan başlayacak. Öyle değil mi? Tıpkı taşın düştüğü yerde ilk halkayı oluşturduğu ve giderek düşmediği yerlerde de kendini gösterdiği gibi. Normali bu. İhsan. Arapça karşılığı iyilik. Yani Türkçesi iyilik. Arapçası ihsan.
İyilik derken belli bir iyilik kastedilmiyor. Global anlamda, genel anlamda iyilik, İslam literatüründe iyiliğin karşılığı olarak ihsan kelimesi kullanılıyor. İyiliğin içinde bir adresi bulamayan insana o adresi bulabilmesi için tarifte bulunmaktan tutun da bir açı doyurmaya kadar, bir ağlayanı teselli edip gözünün yaşını silmekten tutun, evlenecek ama imkanı dar kimselere işte para yardımı veya eşya yardımı yapmaya kadar. O kadar çok şey girer ki, yani bir hastayı ziyaret etmekten tutun, tanıdığınız birinin hatırını sormaya kadar, selamlaşmaktan tutun, güler yüz göstermeye kadar, her şey bu iyiliğin kapsamındadır. Mesela bu gavurlar hiç bunu bildikleri yok yani. Onlar yalnız keselerinin iyiliğini düşünüyor. Başka iyilik dedim mi en dar alanda yani. Başka yok. Anla Amerika'da filan anlatıyoruz. Burada da görüyoruz biz. Üç aşağı beş yukarı farkı yok. İşte düşüp bayıtlar bile kimse dönüp bakmıyor. Yani işte bir yavrusu da olsa bakarım yani. Yok yani ona ne? O düşmedi ya. Ona ne olur mu? Yani yarın da bana olur bu iş. O da derse bana ne? Ne olacak? Bu dünya öyle hoplakların yaşadığı bir dünya haline gelir. Nitekim de erimlerin suratları dolup karış. Asık, öyle elinden nasıl yaşamsa bu ben doğrusu hiç anlayamıyorum. Tatsız, tuzsuz, hastane yemeği gibi herifler. İnsanın içi götürmüyor. Hakikaten öyle değil mi? Yani içinde yaşıyorsun. Bu bakımdan ihsan dendiğinde misafirperverlikten, hediye getirene hediyeyle cevap vermekten, güler yüz gösterene güler yüz göstermekten, ay yüze göstermeyene bile göstermekten başlayarak bilmem ta nerelere kadar her şey, hatır sorma, sıhhatini sorma, nasılsınız deme, onun hiç değilse üç lafla gönlünü almayı sağlayacak. Her şey ihsanın içindedir. Tabii bu şu gibi şeyler de içinde değil. Yani bir sarhoş geliyor size ya hadi bugün benimle rakı içelim. Ne gönlü olacak diye içer. Yok bu ihsandan değil. İslam'ın ihsan saydığı şeylerden biri. Gel ya burada işte poker oynuyoruz. Üç kişi var dördüncü yok sen otur filan. Ya işte evet dersen bu üç kişi benden razı olacak. Yoksa oyunu oynayamayacaklar yazık filan. İşte iki kişi diyor ki şu apartmanı soyacak ya arkadaş bir de gözcüye ihtiyaç var. Sen bize katıl. Ulan katılayım, razı ol, ihsanda bulunmuş olurum dersen, bunlar zaten ölemeye çalışırken bile güldürüyor adamı. Belli ki üstünde durulacak değerde şeyler değil. Değil mi? Evet, kısaca ve genişçe söyleyelim artık içine siz çuval dolusu neleri koyacağınızı, bu çuvalı, geniş çuvalı biliyorsunuz. Bu arada insanlara yani gezmeye gitmek, ziyaret etmek, hatırını sormak, misafirperverlik, bir günün yettiği kadar bir şeyler ikram etmek. Yani her şey, insani ilişkilerde dikkat ediyorum, bizim Müslümanım diyenlerde epey, İslam'a yeni girdim diyenlerde de epey, biraz eski girdim diyenlerde de epey, çok bir ihsana yakışmayan, ihsanla uzaktan yakından alakası olmayan gavur huyları geçmiş yani. Bunları en kısa zamanda bir hamama gidin, keselenin. Arının bunları, gerçekten. Ya bakıyorsunuz yani filan adam kaza geçirmiş, hadi duymadın neyse ama birini de duyun. Gene de bir telefona iki satır mektupla benim hatırını sormuyorsan, ya nedir sen kimsin o zaman, Hans'tan farkın ne? Ha? Olmaz bunlar yani, Müslümana yakışmaz. Bir soru var abi. Kur'an-ı Kerim'in bir ayette sana kitap ve bir misli verdim diye bir ayet-i kerim var. Orada ihsan. Ve onun bir özel izahı var. Yani İhsan değil, hikmet diyor. Bu ayrı bir konu. Hikmet şu demektir, konumuzun dışında olmakla beraber şuraya hikmet yazalım. Kısaca, onu uzun anlatmayacak, kısa bir tanı vereceğim. Hikmet doğru düşünebilme ve doğru hüküm verebilme yetisidir. Bunun için gösterilen gayrettir. Bunun için gösterilen çalışmaktır.
bu şekilde yapan, hikmet yapana hikmetli insan, hikmet sahibi insan denir. Çünkü doğruluk da hikmettir zaten. Doğruluğu bu insanı götüren yol, metot da hikmet diye tanımlanır. Evet. Evet efendim. Allah sizden razı olsun. Sizi yorduk, kafanızı şişirdik. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yararlı olduk. Bunun için geldik. Buna bizi müyesser kılan, yapmayı düşündüğümüzü yapabilme gücü veren Allah'a minnetimizi, şükrümüzü artırırız. Size vasiyetim şudur kısaca. Yani tavsiye anlamında söylüyorum. Allah kimin önce, kimin sonra öleceğini bilmiyor ama bir doğruyu öğrenen kişi o doğruyu başkasına iletmekle mükellef ve artık o doğruyu başkasına iletmenin borçlusudur. Sakın borçlu kalmayın, bu borcunuzu rast geldiğinize anlatmaya, ödemeye çalışın. Ki huzurullah'ta hesabı kolay verebilirsiniz. Evet, bu kadar. Allah razı olsun. Hakkınız...